Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Karakök yayınlarının Geometri Sıfır soru bankasının çözümlerini tekrar kaldığım yerden devam ediyorum dostlarım. Çok ısrar ettiğiniz için yapıyorum bunu. PDF'sini bulduk bir şekilde. Şimdi sorularını çözmeye çalışalım. Yamuk konusunda bakalım kaç tane köşe taşıyla muhatap olacakmışız? 12 tane köşe taşımız varmış. Hemen birinci köşe taşıyla başlayalım dostlarım. Şöyle sorularını çözelim. 3 tane de sorusu var. Şimdi yamuk dediğiniz olay bir dörtgen tabii ki ve iki kenarı paralel olan dörtgendir dostlarım. Bakın bu bir yamuksa şu kenarla şu kenar paralel. Normalde yanda yazması lazım. Hangi iki kenarın paralel olduğunu biz şu anda görsele göre hareket ediyoruz. Ve sen de biliyorsun ki şurada bir U kuralı var değil mi dostum? Bak paralelliğin olduğu yerde bir açı sorusu çözüyorsan U, Z, M kurallarını ararsın. İşte sana U kuralı. Yani bu ikisinin toplamı hemen toplayalım 3x yapıyor. 180'e eşittir her zaman. Demek ki x 60. X 60 ise kardeşim bak burası ne yaptı? 65. X artı 5 çünkü. O halde yine U kuralından 165'in 180'e tamamlayacağım 65'i. 115 geldi. Cevap Bursa'dan çıktı. Hadi ikinci soruya bakalım. 100'ü vermiş. O halde burası kesin 80. Çünkü toplamları 180 olacak. Bakın ne diyor? BAD yani 80 dediğiniz açı diyor. BCD BCD yani şuraya Y yazarsam Y eksi ABC ABC X'miş dostlarım ABC'd. Yani Y eksi X eşittir 80'miş. Bir de biz Y ile X'in toplamını 180 diye U kuralından biliyoruz. Hadi toplayalım bunları alt alta. 2Y eşittir 260. Y eşittir 130. Y 130 ise X'in 50 olması lazım ki toplamları 180 olsun. Bize de X'i soruyor. Cevap Denizli'den patladı gitti. Üçüncü sorumuz katlama sorusu. Yeni nesil sorular arkadaşlarım. Ön yüzü yeşil arkayı sarılınabilir yamulun biçimindeki karton. D köşesinden tutulup AE boyunca katlandığında bu buraya denk geliyormuş. Peki. Paralel 40, 60 olduğuna göre X kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi katlama sorularında şunu yapacaksınız dostlarım. İlk iş katlanmış şekli geriye bir açacaksınız. Aha açtım. Yani D noktası buradaymış. Katlanmış buraya gelmiş. Kat çizgisi açıortaydır. Onu bir gösterelim. Şurası açıortay. Bak burada bir Z harfi var. Şurada bir Z var. Bunu kullanabiliriz yeri gelecek. Şurası X'miş. X katlandı buraya geldi. Bunun da X olduğunu söyleyelim biz. Başka AB paralel DC diyor. Tamam onu gördük zaten. Bir de şu var dostlarım. ED üssü BC'ye paralelmiş. Bak şu ED üssü var ya şurası. Şuraya paralelmiş dostlar. Yani şu paraleli şöyle uzatırsam. Bunlar birbirine paralel. Paralelse hocam bu açıyla bu açı yöndeş açı. Bu da 40 o zaman. 60, 40 daha 100. Şuraya 80 kaldı. Bana da 80'in dış açısını soruyor. Bursa'yı işaretledim. Toplamları 180 olacağında. Evet ikinci köşe taşımızdayız dostlar. Hadi bakalım ne diyor. Burada da ABX nedir diye soruyor. Dostum yamuğun en klasik hamlesi. Hele ki yamuğun içini boş verdiyse direkt bunu yap kardeşim. Hiç düşünme. Soruyu bile okuma. C'den şuradaki yan kenara paralel bir doğru çiz. Aha burada bir paralel kenar oluşturdum. Şimdi paralel kenarda olay neydi? Karşılıklı kenarlar eşit. 4. Karşılıklı açılar da eşit. O halde 110. 110'un dış açısı 70. Şu üçgene bakalım. 70, 40 daha 110. Buraya da kaldı 70. Bak 70-70'ten ikiz kenar çıktı burası. Burada 7. X neydi? İkisinin toplamı. 7 ile 4'ün toplamı 11. Yamuğun içi boş mu? Hiç düşünme. Yandan çiz paraleli. X ise burası da X. Burası 13-X. Bakalım ne demiş başka? BCD. BCD. Yani şuradaki açının tamamı DAB'nin DAB'nin şuna A açısı dersem bunun iki katıymış. Şimdi paralel kenardı burası. Karşılıklı açılar eşit olduğu için burası da A'dır. Bunun tamamı 2A olması için burası da A'dır.
Bak şurada bir Z harfi var. Gör bakayım şu Z'yi. Z'den dolayı burası da A geldi mi dostum? Bak yine ikizkenar çıktı. Burayla burası eşit. Yani 13 eksi x eşittir 7'ye. 13'ten kaç çıkarsa 7 kalır diye soruyor. Denizli'yi işaretledik. Yeni nesil sorusuna bakalım. Artık düşünmüyorum. Şuradan paraleli çiziyorum. 2 kibrit burada, 2 kibrit burada oldu. Gördünüz. AB paralel, AC paralel, BD. Tamam. Mavi kalemin A noktası başladığın kadar ulaşmalar 12 adet özdeş kibrit bulunuyor. Bir de şu var. Alfaya 5 alfa, alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi 5 alfaysa şuranın da 5 alfa olduğunu biliyorum ben artık. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Şurası 180 eksi 5 alfa oldu. Peki burada 1, 2, 3, 4 tane kibrit çöpü var. Burada da 1, 2, 3, 4 tane de burada var. Yani bunlar da ikizkenar geldi mi kardeşim? O halde şurası da 180 eksi 5 alfa yapar. Toplamları şu üçgenin iç açıları toplayıp 180'e eşit diyelim. 180, 180, hadi yazalım uzun uzun ya. Hepsini tek tek yazayım. 180 eksi 5 alfa artı 180 eksi 5 alfa artı bir de burada alfa var. Toplamları 180. Bir tane 180'i silelim. Eksi 5. Eksi 5 daha eksi 10 alfa. Bir alfa da burada eksi 9 alfa. Bu tarafa attım 9 alfa oldu. Burada da 180 kaldı. Böl 9'a 20 çıktı. Alfa cevap Denizli'den geldi. Haydi gençler sıradaki sorumuza bakalım. Bak yamuğun içinden şöyle bir paralel çizgi geçtiyse yine yamuğun içini boş kabul et. Şu yandan paralelini çiz. 5 ise burası da 5. Burası da 5. Paralel kenar oldu çünkü bunlar. 12 kaldı buraya. Buraya da x eksi 5 kaldı. Bak bir de demiş ki CF BF'nin 3 katıdır. K'ya 3K. Gel şimdi benzerlik yapalım. Şunun şuna paralel olmasını konuşalım dostum. 3 bölü küçük üçgenin sağındaki kenar, büyük üçgenin sağındaki kenar. 3 bölü 4 eşittir. Küçük üçgenin paraleli x eksi 5, büyük üçgenin paraleli 12. Buradan da içler dışlar yaptığında cevabı her türlü bulduk kardeşim. Edirne'ymiş cevabımız, 14 geliyormuş x. Bak şimdi burada da hiç düşünmeden ne yapacaksın? C'den yan kenara paraleli çizdin. Burası da 7, 3 kaldı. Burada 7, 8 kaldı. Şimdi benzerlik yapalım. Şununla şunun oranı. CF bölü CB yazıyorum. CF bölü CB eşittir 3 bölü 8. Demek ki CF'ye ben 3K dersem CB 8K olacak. Şuraya da 5K kaldı. Benden ne istiyor? CF 3, BF 5. 3 bölü 5'i istiyor. Cevap Ceyhan. Hadi şuna bakalım. Paralel biçimde kesiliyormuş. Paralel biçimde geldiğin önce şekildeki yan yana yapıştığında oluşan üçgenin çevresi 217'dir. Şeklin çevresi. Buna göre 20 ile 44 olduğuna göre AD artı BC toplamı nedir? Şimdi dostum bak şu yamuğun yan kenarlarını buraya yapıştırmış bir yan kenarını, diğeri de burada. Ona da şöyle çift çizgi yapayım. Mavinin yani şu en alttakinin yan kenarını bak getirmiş buraya yapıştırmış. Demek ki bunlar eşitmiş kardeşim. Diğer kenarı da buradaymış. Demek ki bak bunlar da eşitmiş. Aynı şey sarı için de geçerli. Demek ki bu eşitmiş dostlar. Yani şurası yanları paralel çizgiler iki eşit parçaya bölüyormuş. Hadi çizdik şunu. Paralel kenar yaptık. 20, 20, 20, 24 kaldı buraya da. Şimdi şuna x dersek burası 2x, burası 3x oluyordu. Bu benzerlikten geliyordu bunlar. Bakın 3x 24. X ne oldu bu durumda? 8 oldu. Burası 16. Burada 8 oldu kardeşim. Şimdi bildiğimiz şeyleri burada da yerleştirelim. Şu yamuğun altındaki kenar yani şurası 36 oldu. Mavinin de kısa tabanı 36 oldu. Sarının alttaki uzun tabanı 28 oldu. Kısa tabanı 20. Mavinin uzun tabanı 44'tü. Şuraya 44 yazalım. Morun kısa tabanı da 28. Bunu da yazalım.
Şimdi dostum gelin çevresini söylemişti bize bunun. Kaçtı çevresi? 217 vermişti. Toplayalım. 36. 36 daha 72. 28 daha 100. 28, 20 daha 48. 40 daha 88, 92. Oldu mu sana 192? Peki 217'ye kaç kaldı kardeşim? Çıkaralım 5. 21'den 9 çıktı, 25 kaldı. Yani şuna A, şuna B dersem, şuna A, şuna B dediğimde A ile B'nin toplamı 25 oldu kardeşim. Bana 3A ile 3B'nin toplamını soruyor, 75. Kolay bir soru ama uzun bir soru ya. Yani uzun sürdü. Evet, dik yamuk. Dik yamuk görünce hiç düşünmeyeceksin kardeşim. Şuradan aşağı dikliği yapıştıracaksın. Şimdi 3 ise bak dikdörtgen çıktı. X, 3, 4 diyelim buraya. Bak şimdi bu dik üçgeni. Ne zaman kök 5 katı oluyordu? Biri diğerinin 2 katı iken küçüğünün kök 5 katı oluyordu, değil mi? Demek ki bu 8 olacak. Bak soruyu gör. Hiç düşünme. Dik yamuğu gördün mü? Biz bunu dik üçgende de 1 milyon kere yaptık. İndir dikliği. 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. Burası x. Hadi şurada bir Pisagor çakalım hemen. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12 artı şuraya da k dersem k'nın karesi. 12'yi attım. 16 eşittir k kare. K'yı 4 buldum. Hadi gelin şimdi bir de şurada öklit yapalım. 2 kök 3'ün karesi yani 12. 4 çarpı x'ti değil mi? Öklit'in birinci bağıntısı. Demek ki x 3. Evet, yeni nesildeyiz. Bir inşaat alanında yerde bulunan iki eş demir blok uç noktalarından bağlanan halatlar yardımıyla vinçle kaldırılacaktır. Tamam, bu şekilde işimiz yok. Bakın çubuklar özdeşmiş demir çubuklar. Bu vinç yardımıyla biraz kaldırılıyormuş bu kardeşlerim. 20 santim kaldırıldıktan sonra soldaki vinç arıza yapıyor. B köşesini tutan vinç bloğu 70 kaldırdığı anda B köşesinin iz düşümü olan B üssü noktasının K köşesine uzaklığı 10 santim oluyor. Buna göre ABX kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi dostum şurası X ise bunun boyu da X'ti ama 10 santim burada kaldığı için şuraya X eksi 10 kaldı. Bu dik yamuk olduğundan dolayı hemen şuradan dikliğimi indirdim. Dikdörtgeni tamamladım. Bak burası da X eksi 10. Burası 20 ise şurası da 20. 70'ti, 50 kaldı. Şimdi şuradan da Pisagor yapacağız. X'i bulacağız arkadaşlar. Acaba 5, 12, 13 üçgeninin 10 katı olabilir mi? Yani 50. Acaba burası 120, burası 130 olur mu? Peki x 130 ise burası 130'dan 10 çıkıyor. 120 geliyor gerçekten, değil mi dostlarım? Demek ki AB 130 santimmiş diyebiliriz. Beşinci köşe taşımız. Burada da orta taban yapacağız. Bakın yan kenar ikiye bölündüyse hemen çiz orta tabanı. Orta taban üsttekiyle alttakine paraleldir. Tam ortadan böler. Burayı da ikiye bölecek. 14 ya 7 buraya. Buraya da 3 kaldı kardeşim. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır orta taban. Bak yani AB ile DC'nin toplamının yarısıdır orta tabanın uzunluğu. Bak burada ne çıktı? 3, 6. Biri diğerinin iki katıysa Pisagor yapma. Küçüğünün kök 5 katıdır. Hipotenüs demiştik. Yine orta tabanımızı çizelim dostum. Yine burayı ikiye bölecek. Bak bu sefer dik açıdan çıktı, muhteşem üçlü yaptı. Orta taban neydi? Üstteki ile alttakini toplayıp ikiye böleceksin. 7 ile 3'ü topla, ikiye böl, 5. O halde bu da 5, 5. Demek ki x Edirne geldi. Şekil 1'de tabanları 7 ve 1 santim olan dik yamuk biçimdeki bir karton. Orta tabanı boyunca kesildi. Yani şu orta taban EF toplamlarının yarısıydı 4. Yan tarafı 2'ye bölecek. Böldü. Başka. Ve kesilip üstteki parça ok yönünde 90 derece döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyor. Bak EF buraya geldi 4. 1 buraya geldi. Bunları bir söyleyelim. BD üssü. BD üssü. Şurası 13'müş arkadaşlarım.
Şimdi bu EF kesilmeden önce buradaydı. Burası da 4'müş dostlar. Başka şu anda bildiğimiz başka da bir şey yok. Peki. B üssü de 13'müş. Sadece bunu biliyoruz. Şuradan bir diklik indirelim. Dostum şu D üssü E yani şurası. E A'ya eşitti. Yani şuraya eşitti. Yani artık buraya eşit değil mi? Şu dikdörtgenden dolayı. E burada da karşılıklı kenarlara eşit olduğu için bakın bu bir kareye eşit çıktı. Şu üçgene bakar mısınız dostlar? 13 bize kopyayı versin. Acaba 5, 12, 13 olur mu? Yani burası 5 desem. Burası da 5 oluyor. 12 oldu mu? Oldu. Demek ki 5, 12, 13. Yani şurası 5. O halde burası da 5. Peki bize D üssü F üssünü soruyor. Gelin şurada bir Pisagor yapalım. X'i bulalım. X kare eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesinden 41 yapıyor. X de kök 41 geliyor. Evet. Geldik bir sonraki köşe taşına. İki açı ortayın ardışık köşelerden çıkan iki açı ortayın arasındaki açı her zaman 90 bu 1. Sen bu 90'dan geçen paraleli uzatırsan şöyle, bu her zaman orta taban olur. Kuraldır bu 2'yi. 4, 4 diye böldü yani burayı. Burada dik açıdan çıktığı için her zaman muhteşem üçlü yapar. Bu da 4'tür. Şimdi buranın tamamı ne oldu? Orta taban. Orta tabanı nasıl buluyorum ben? Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. 18 bölü 2'den 9. X'e ne kaldı? 5. Bak şimdi aynısını iki kere yapacağız. Bu para şurası 90. Burası da 90. Paraleli bu tarafa doğru uzattım. 7, 7, 7. Bu tarafa doğru uzattım. 6, 6, 6. Orta taban ne çıktı toplam? 16. Biz bu 16'yı nasıl buluyorduk? Üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölersen orta tabanı bulursun. Çarp 2 ile 32 geldi tabanlar toplamı. Dik yamuğu biçimindeki bir kartonun A ve B köşeleri sırasıyla DE ve CE boyunca katlandığında A ve B noktaların görüntüleri CD üzerindeki K noktasında çakışıyor. Peki. Şimdi kat çizgisi açıortaydı dostum. Bunu bir gösterelim. Şu A köşesi katlandı K'ya geldi. Demek ki bu dik. B katlandı K'ya geldi. 10 katlandı KC'ye. 4 katlandı DK'ya geldi. Yine kat çizgisiydi bu açıortay olacak. Şunu da gösterelim. Bu iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Bunu gösterelim. Bak diklikten diklik indi. Bir öklit çakılır buradan dostlarım her türlü. H kare 4 çarpı 10'dan 40 2 kök 10 bulunur mesela gerekirse. Neyse devam edelim. Olduğuna göre E noktasından AD ve BC paralel olacak biçimde çizilen CD'yi kestiği nokta olan F noktası ile K noktası arasındaki uzaklık. Dostum E'den şöyle bir paralel çiziyormuşum. Yani bu orta taban oluyordu değil mi? 14 ise 2'ye bölecekti burayı 7. Şuraya da 3 kaldı. Bak burası da F. Demek ki 3'müş dostum. K, F. Evet bir sonraki köşe taşına geldik. Yüksekliği 9 vermiş. ABC'de yamuk. Alan ABC'de 72 olduğuna göre alt taban artı üst taban. Şimdi bir yamuğun alanı şöyle bulunuyordu. Alt taban artı üst taban bölü 2 yani orta taban değil mi burası? Orta tabanla yüksekliğin çarpımı alandır. Yani 72. Demek ki şuradaki orta tabanımız 8 olacak değil mi dostlarım? 8'in AB ile CD'nin toplamının yarısı 8 ise AB ile CD'nin toplamı da 16 olmalıdır dedim. Geldim buna. Bak 10-10 ikiz kenarı gördüm. Tabana dikliği indirdim. Kayı kuralı yapacağım. 6-6. 6, 8, 10'dan 8'i bulduk. Yükseklik 8. Yamuğun alanını soruyor. Alan formülü şu. Üst tabanla alt tabanı topluyorsun. 2 ile burası 15. 2'ye bölüyorsun. Bir de yükseklikle çarpıyorsun. Yani orta tabanla yüksekliği çarpıyorsun. 17 bölü 2. Bölü 2 ile şu gitsin. 4 çarpı 17. O da ne yaptı? 68 yaptı.
Üçüncü soru. Yerden 4,3 metre yüksekliğinde monte edilen yere paralel 12 metrelik direk ve üzerindeki trafik lambası gösterilmiştir. Tamam. Fırtına sonbası lambayı taşıyan direk K noktasından 120 derecelik açıyla kırılıyor. Buna da tamam. Şimdi şurası 4,3'tü. Bak burada bir dik yamuk çıktı değil mi dostlarım? Dik yamuk. 120 ise şurası kesin 60. İndirelim buradan bir diklik. Şurası da 4,3. 60'ın karşısı 4,3 ise 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8. Bu direğin boyu 12 idi. Şuraya 4 kaldı. Burası 4 oldu. Oluşan boyalı yamuğun alanı nedir diye soruyor. Şimdi yine yamuğun alanını bulacağız dostum. İstersen alt taban artı üst taban yap. İstersen de bir dikdörtgen bir de üçgenin alanı deyip toplayıp da bulabilirsin. Ben direkt yamuğun alanı yazıyorum. Üst taban 4. Alt taban 8. Bölü 2 çarpı yükseklikte 4,3. 12 bölü 2 6 yapar. 4,3'te de çarparsam denizli yapar. Evet, 8. köşe taşındayız dostlarım. Yamuğun içi boş ve ikiz kenar yamuk, bak bu sefer. Güzel. Şimdi ikiz kenar yamuğunda klasik hamlesi şu. Bir diklik buradan indir. Bir diklik de buradan indir. Ortada dikdörtgen oluştu 5. Şunlar daima eşit olur ikiz kenar yamukta. 4 kaldı ya toplam. 2 2 oldu. Bak şurada bir Pisagor yap. Yüksekliği 2,3 buldun. Alanını soruyor bize. Alt taban 9, üst taban 5. Toplamlarının yarısı çarpı yükseklik. İkiler gitti. 14,3. Geldik buna. Şimdi buradan da diklik indirirsek ne oluyordu? Şunlar eşit oluyordu. O halde bu da 2, buraya 5 kaldı. Demek ki x de 5'miş arkadaşım. Şuna geldik. Şekil 1'de gösterilen alt tabanı üst tabanın 2 katına eşit olan, yani bu A ise burası 2A. Yeteri kadar taş yerleştirilip dikdörtgen yapılıyormuş şurada arkadaşlarım. Şimdi şuna A dersem şurası 2A, burası A, 2A, A, 2A. Şu ikiz kenar yamukların şöyle A, 2A, A, A, 2A, 2A, A, 2A diyeyim. Hepsini yazdım herhalde. Çerçevenin resim yerleştirilebilecek iç bölgesinin çevresi. Bak şuradaki dikdörtgen kaç A'dan oluşuyor? 4, 5, 10A. 10A'nın çevresi 80. 10A 80 ise A 8. A 8 ise artık bunlar 16 ve 8. Şurası 8, burası 16. Tamam. Başka? Taşlardan birinin yan kenar uzunlukları kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum bak, şurası dikdörtgen olduğu için 90 mı? Bunlar da eş oldukları için her birinin açısı 45-45 çıktı. Yani şurası 45. Şimdi ben buradan bir diklik, buradan bir diklik indirdiğimde şu 8, burası da 8. Bunlar da eşitti, 4-4 oldu. Bak 45-45-90. 4 ise bu da 4, yan kenarda 4,2'dir Edirne. Evet, 9. köşe taşımız. Bakalım bu ne diyor? Yine ikiz kenar yamuk. Şimdi ikiz kenar yamuğun köşegenleri eşit uzunlukta. 8 ise bu da 8. 2 ise bu da 2'dir. Hatta 45-45'tir bunlar dostlarım. Şuradan bir diklik indirelim. Burası 2,2'den kök 2, kök 2, muhteşem üçlüden kök 2. Şunu indirelim. 8-8-8 kök 2'dir. 4,2 4,2, bu da muhteşem üçlüden 4,2. Bak yükseklik ne çıktı? 5,2. Bursa'dan geldi cevap. 4,10 alan ABCD nedir? Dostum hemen yamuğun bir orta tabanını bulalım. Orta taban eşittir 10 ile 4'ün toplamının yarısıydı 7. Kardeş bilgi şu, burada bir bilgi bilmen gerekiyor. Diyor ki ikiz kenar yamuğun, bak ikiz kenar olacak 1, köşegenleri dik kesişiyorsa, ikinci şartta köşegenleri dik kesişecek. Hem ikiz kenar yamuk hem de köşegenleri dik kesişiyorsa diyor ki orta taban yüksekliğe de eşittir. Yani bu adamın yüksekliği de 7'dir dostum. Bize de alanını soruyor. Neydi kural? Orta taban çarpı yükseklikti. Yani 7 çarpı 7'den 49'dur bunun alanı. Şuna bakalım.
İkizkenar yamuk biçiminde iskeleti gösteriliyor 120. Köşegen olarak 120 ile kesişiyormuş. Birbirine paralel tabanlarının uzunlukları 12 ve 30. Şurada çalışacağım için burada yazayım. 12, 30. Köşegen yerine kullanılan çubuklardan birinin uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum neydi? İkizkenar yamuksa şunlar şunlar eşit, bununla da bu eşit. Dostum burası 120, 30, 30 mu çıktı? Neydi kural? K, K, burası K kök 3. Hemen 30'u kök 3'e böldüm, 10 kök 3 yapar. Demek ki bu kenar 10 kök 3, bu kenar da 10 kök 3. Bak burası da 120, yine 30, 30 geldi. 12'yi kök 3'e böldüm, 4 kök 3. Bir köşegen ne oldu? 14 kök 3 oldu boyu. Birinin uzunluğunu soruyor zaten. 14 kök 3, Denizli'yi işaretledik. 10. köşe taşımız. Diyor ki CD 2K, AB 5K. Dostum, köşegenin biri çizildiyse tabanlar neyse alanlar da onunla doğru orantılı olur. Yani burası 2A, burası 5A'dır. Toplam 7A'yı bize 42 vermiş. Demek ki A 6, BCD'yi yani şu boyalı alanı istiyor. 2A'yı istiyor bizden. 2 çarpı 6'dan Ceyhan'ı paketledim. Geldim buna. DE AE'nin 3 katı K'ya 3K. AB CD'nin 3 katı M'ye 3M. Gel şimdi şunu çizelim, şu köşegeni. Şimdi alan ABE 6'ymış. 1K'ya 6 düştüyse 3K'ya 3 katı düşer, 18. Şimdi şu 3M ile M'yi kıyaslayalım. Hani köşegen öyle kıyaslatıyordu ya bize, kuraldı. Bir üsttekinde söyledik. 3M'ye bak 24 düştü. M'ye ne düşer? 8. Tüm alanı soruyor. 24, 8 daha 32. Şekil 1'de kenar uzunlukları veren abicide yabancımda kartonun AE boyunca kesildiğinde şekil 2'deki eş alanlı iki bölge oluşuyormuş dostum. Bunlar eşmiş. Bak kardeş şunu çizeyim ben yine. Şöyle çizdim. Dostum ben şu 3'e 4A desem 6'ya 8A demeyeceğim mi dostum? Şöyle dursun bunlar. Peki bunlar da tam şurası, şu kesikli çizgi 2'ye bölüyor ya, 8A ise üstteki de 8A olacak. Buraya 4A kaldı. Peki şu köşegen ne yapıyordu kardeşim? 12'ye 12A düştü. Demek ki 4'e de 4A düşecek. Demek ki DC 4. Neyi soruyor bize şimdi? Tamam, iki parça elde ediliyor. Buna göre aynı yamuk AE yerine BD boyunca kesilseydi ayrılan parçalardan küçük olanın alanının büyük olanın alanına oranı nedir diye soruyordu. Şöyle kesilseydi BD boyunca 4'e 4x, 12 idi burası, 12x'lik alan düşerdi. 1 bölü 3 olurdu küçüğün büyüğe olan oranı. Evet, 11 numaradayız. Bakalım ne diyor. Boyalı alanlar toplamı 68'miş dostlarım. Önce şunu bir yazalım. ABCD'nin 4 katı K'ya 4K. Bakın kelebek var burada. Kelebeğin oranı 1'e 4. Alanların oranı 1'e 16 karesi olacaktı değil mi? Benzerlik oranı 1'e 4 ya. Alanların oranı bunun karesi 1'e 16 olur. A'ya 16A oldu. Ve toplam 17A'yı bize 68 vermiş A4. A4 artık oraya 4 yazalım. Buraya da 16A demiştik. 64 yazalım o zaman. Alan cep. CEB. Şimdi 1'e 4 oranı var ya, şurada da 1'e kelebek yapıyorum yani 4 oranı var. Bak 1'e 4 düştü. 4'e 16 düşecek 4 katı. Bu 16 ise papyon kuralı, yandaki üçgenler eşitti. Bu da 16'dır diyebilirim. Evet. Şöyle. Şunda kaldık. İkinci soru. ABCD'nin 3 katı K'ya 3K. Alan BEC 6. Papyon kuralından artık burası da 6. Bak 1'e 3 oranı var. Şurada da M'ye 3M.
3M'ye 6 düştüyse M'ye 2 düşer. M'ye 6 düştüyse 3M'ye 18 düşer. Neyi soruyor? A, E, B. 18'i soruyormuş. Yamuk şeklindeki araziyi 4 kare şekildeki paylaşmıştır. Ali'ye düşen bölgenin alanı Cem'in alanının, denize düşen alanı Cem'in alanının, denize düşen bölgenin alanı Burak'ın alanının 2 katıdır. He, 2 katlarıymış. Ali Cem'in 2 katını almış. Yani A ise 2A. Tabi papyon kuralından bu da 2A. Deniz ise Burak'ın 2 katını almış. 4A da burası. Şimdi bak şu kelebek ya da şuradan yapalım. A'ya 2A ya şunların oranı. Tabanları da 1'e 2. Burada da A'ya 2A, 1'e 2. Neyi soruyor bize? BC. Şurası. Kelebekten gidelim. 1'e 2, 1'e 2. BC bölü AD. 2 çıkar dostlarım. 12. köşe taşımız. Evet. Ne yapıyoruz burada da? Alan ABCD'yi soruyor bize. Hemen biz de bir orta taban mı çizelim? Yok. Şunu çizelim. Bakın bu üçgen yanlardan çıkıp da eğer ki yandaki kenarın tam ortasına düşerse, ama şart bu, tam ortaya düşecek, tamam mı kardeşim? Tam ortasına düşerse yan kenarın, bu üçgenin alanı yamuğun yarısıdır. Şimdi üçgenin alanı dik üçgen olduğu için 6 çarpı 12 bölü 2'den 36'dır. O zaman yamuğun alanı 2 katı 72. Şimdi buna bakalım. Bak AD 8. Şimdi şu üçgeni yine oluşturdum. Bak yandan çıktı. Şurası. Şu üçgen. Bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısı. Şimdi bu üçgenin alanı ne? 8 çarpı x bölü 2. Yani 4x. Tüm yamuğun yarısı. E yamuk 96 ise yarısı 48. X eşittir 12 geldi. Şuna bakalım. Ön yüzü mavi, arka yüzü turuncu olan paralel kenar bir karton BE boyunca katlanan C noktasının görüntüsü C üstünde geliyor. Tamam. Orta noktası ile çakışıyormuş. Şimdi biz bunu şuradan geriye bir açalım önce paralel kenarımızı. C buradaydı. Tam ortaya da düştü. Şimdi bu buna eşit. Bu buna eşit. DE bölü EC. EC şurası nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şuna K desek, bu da K, burası 2K, burası da 2K. Şimdi bu adam kesinlikle açıortaydı kat çizgisi. Bu adam kesinlikle açıortay kat çizgisi olduğu için diyelim. Başka da şu anda gördüğüm kadarıyla bir şey yok arkadaşlarım, değil mi? Bunları gördük. Başka da şu anda yok. DE bölü EC. EC de şurası. Şu bölü şunu istiyor bizden. Gelin şunu bir uzatalım. Şöyle uzatmış olalım bunu. Burada bir kelebek çıktı. Oranı 1'e 1. Yani şuna A dersek burası da A olur. Şu Z harfinden şurasının tamamı da çizgili açı olur. Buna eşittir. Evet. Şuna B diyelim. Burası A artı B ise burası da A artı B olacak diyelim. Neye yaradı ki A artı B olması? Şunlar da ikiye bölündü tabii şöyle. Bu da B ise geldi buraya B, geldi buraya B oldu benzerlikten. Bakın 2B eşit çıktı 2A artı B'ye. Buradan B eşittir 2A. B yerine 2A yazarsam DE bölü EC 1 bölü 2 geldi. Cevap Edirne'den çıktı. Evet. Bitti köşe taşları. Tarama testlerine geldik. Bir sonraki videoya bırakalım tarama testini, konu testini. Bir sonraki videoda hallederiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.